Diyelim ki diyabeti olan kişilerin kan şekerlerini kontrol altında tutmalarına yardım edecek yeni bir hap geliştirdik. Diyabeti olan birinin kan şekerinin yüksek olduğunu ve bunun da vücuduna çeşitli şekillerde zarar verdiğini biliyorsunuz değil mi? Yeni geliştirdiğimiz ilacın kan şekerini kontrol altına almaya yardımcı olup olmadığını test etmek adına bir deney yapmak istiyoruz. Bu durumda yapmamız ya da düşünmemiz gereken ilk şey insanların kan şekerlerinin düştüğünü nasıl ölçümleyebileceğimiz. Bunu yapmanın yolu deneye katılan kişilerin hemoglobin A1C seviyelerini ölçmektir. Söz konusu istatistik olduğu için şu anda A1C ile ilgili çok fazla kafa yormanızı istemiyorum ama A1C testi son 3 aydaki ortalama kan şekeri seviyesini ölçen bir testtir ve kan akademi de bununla ilgili bir videoda bulabilirsiniz. Peki, geliştirdiğimiz ilacın insanların kan şekeri seviyesini düşürdüğünü ve bunun sonucunda da A1C testinin sonucunun daha düşük çıkacağını umuyoruz. Bu durumu teknik bir dille açıklamak için kullanacağımız terimler de var. Örneğin, bir şeyin değişmesine sebep olan şeye açıklayıcı değişken adı verilir açıklayıcı değişkene bağlı olarak mesela burada ilacı kullanıp kullanmadığınıza göre değişen şeye de bağımlı ya da tepki değişkeni. Ben bağımlı değişken olarak not ediyorum. Evet, böyle denir. Şimdi de deneyi yapalım. Bunun için popülasyona gideceğiz. Evet, diyabetik kişilerin popülasyonuna gideceğiz ve bu popülasyondan e, rastgele bir örneklem alacağız. Örneklemin boyutu yeteri kadar büyük olmalı. Büyük derken ne demek istediğimi önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı bir biçimde göreceğiz. Şimdilik rastgele aldığımız örneklemin 100 kişiden oluştuğunu varsayalım diyabetik kişilerin popülasyonundan rastgele 100 kişilik bir örneklem alıyoruz. Daha sonra bu kişileri yine rastgele olarak iki farklı gruba atamamız gerekecek. Bu gruplardan birine kontrol grubu adını vereceğiz. Kontrol grubundaki kişiler e, yeni ilacı kullanmayacaklar. Diğer grup ise deney grubu olacak ve bu gruptakiler de yeni ilacı kullanacaklar. Bazı durumlarda bu 100 kişi bu iki gruba rastgele bir biçimde atanabilir. Mesela her kişiye birden yüze kadar rastgele bir numara verip ilk 50 kişiyi deney, ikinci 50 kişiyi de kontrol grubuna atayabilirsiniz. Bu iş için bilgisayardan da yardım alabilirsiniz ama zaman zaman bu işi daha sofistike bir şekilde yapmanız gerekebilir. Neden diye soracak olursanız, bazen cinsiyetin ilaca verilen tepkiyi etkilediği durumlarla karşılaşırız. Bunun önüne geçmek adına blok tasarımı adı verilen bir yöntem kullanılabilir. Şimdi deneye katılacak kişilerin 60'ının kadın, 40'ının da erkek olduğunu düşünelim. Blok tasarımında yine rastgele bir atama yapıp iki gruptaki kadın erkek oranının aynı olmasını sağlayabilirsiniz. Yani mesela eğer 60 tane kadın varsa bunların 30'unun deney, diğer 30'unun da kontrol grubuna atanmasını sağlayabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi 60 kadını rastgele iki gruba atadıktan sonra aynı mantıkla yani blok tasarımı ile 40 erkeğin 20'si deney, diğer 20'si de kontrol grubuna girer. Deneklerin ataması tamamlandıktan sonra başlangıç A1C seviyelerini ölçmek son derece mantıklı bir davranış olacaktır öyle değil mi? Bundan sonra deney grubuna ilacı verip kontrol grubuna da vermeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama aslına bakarsanız bunun en iyi yolu kontrol grubuna da ilaca tıpatıp benzeyen başka bir ilaç vermektir. Bahsettiğim bu yalancı ilaca plasebo adı verilir. Placebo'nun kullanılmasındaki amaç insanlar kendilerini iyileştireceğini düşündükleri bir ilaç kullandıklarında bazen sadece psikolojik olarak bile iyileştiklerinin görülmüş olmasıdır. Buna plasebo etkisi adı verilir. Buna ek olarak her ne kadar deney grubundaki ilaç gerçek ilaç olsa da iki gruba da bir ilaç vererek kimin hangi grupta olduğunu anlamalarını engelleyebilirsiniz. Denekler hangi grupta olduklarını bilmediklerinde bu kör ya da gözü kapalı deney olarak adlandırılır. Deneyi uygulayan kişilere hangi grubun hangisi olduğunu söylemediğinizde de bir çift kör deney yapmış olursunuz. Evet, deneyi uygulayan doktorlar ya da hemşireler örneğin kontrol grubuna ilaç verirken bunun gerçek ilaç mı yoksa plasebo mu olduğunu bilmeyecekler. Bu noktada bir deneyin kör hatta çift kör olmasının ne gibi bir önemi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Deneyi bu şekilde tasarladığınızda öncelikle hastalar üzerindeki psikolojik etkileri ortadan kaldırmış olursunuz. Tabii işin bir de uygulayanlar boyutu var. Çift kör deneyler ile deneyi uygulayanların da deneklere bir şekilde hangi grupta olduklarını belli etmeleri riskini engellemiş olursunuz. Bu sayede de ortaya çıkabilecek etki ve önyargılar tamamen ortadan kalkmaktadır olur. Bir de üçlü kör deney var. Burada da deneyin sonuçlarını analiz edenler sonuçların deney mi yoksa kontrol grubuna mı ait olduğunu bilmezler. Sadece iki grubun verisini karşılaştırırlar. Her neyse. Deney boyunca bu grup ilacı bu grupta plaseboyu kullandı ve deney 3 ay sürdü diyelim. Bundan sonra deneklerin A1C seviyelerini bir kere daha ölçmek ve iki sonuç arasında bir fark olup olmadığını analiz etmek gerekir. Kontrol ve deney gruplarının A1C seviyeleri arasında çok büyük bir fark yoksa yeni ilacın faydası olmadığı sonucuna varabiliriz. Ama eğer deney grubunun sonuçlarında bir düşüş varsa istatistik analizler sonucu bunun ne anlama geldiğini evet öğreniriz bu düşüşün şansa bağlı olması olasılığının çok düşük olduğunu bulursanız, ilacınızın işe yaradığı, yani ilacın kullanılması ve A1 C seviyesinin düşmesi arasında nedensel bir ilişki olduğunu söyleyebilirsiniz. Yine de yüzde100 emin olamazsınız ve bu yüzden de başkalarının yaptığımız deneyi tekrarlayabilmeleri gerekir. Bu sayede kendiniz ya da başka araştırmacılar aynı deneyi farklı örneklem boyutları ile, farklı ülkelerde, farklı yaş grupları üzerinde ya da yılın farklı zamanlarında tekrarlayıp aynı sonuca ulaşılıp ulaşılmadığını görebilirler.